Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi biliyorsunuz ki çıkan bir yapılandırma kanunu var, af kanunu. Bununla ilgili bu programı yapıyorum. Yalnız sizden tek ricam, öncelikle abone değilseniz abone olmanız ve daha fazla kişiye ulaşmamız açısından programı ve kanalı hem önerin hem de paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki EYT ile ilgili var olan bir süreç var. Bunun Bağkur'la da bir kısmının alakası var. Bu konuya geleceğim. Çünkü esnafın gözü kulağı bu yapılandırmadaydı. Çıkacak olan aftaydı. Şöyle söyleyeyim. Bağkurlu esnaf, Bağkurlu kaydı olan işverenler umduğunu bulamadılar bu gelen yapılandırmada. Bunların neler olduğunu size şimdi tek tek anlatacağım. Herkesin bir beklentisi vardı. Biliyorsunuz ki çıkan bir EYT yasası var. Ve EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan kişilerin de hem gerek Bağkur borçları varken EYT başvurusu, yani emeklilik başvurusu yapamıyorlar. Ayrıca yani bu borçların silinmesini bekleyen Bağkurlu esnaf var. Bağkur kaydı olan işverenler var. Yine ihya ile ilgili bir beklenti vardı. Yani bunların hiçbiri 100 yılın affı, yani 100 yılın yapılandırması adı altında anılan yapılandırmanın içinde bunlar yok. Ne var arkadaşlar, onu söyleyeyim. 31-12-2022 tarihine kadar olan Bağkur prim borçlarının yapılandırılması, halk diliyle af yani. Tabii ki bu prim borçları silinmiyor. Burada primler ödenecek. Yalnız gecikme zamları üfeye göre hesaplanacak. Peşin ödemelerde de %90'ı silinecek. O şekilde bilgi vereyim. Bunları şimdi biliyorsunuz hafta sonu resmi gazetede yayınlandı. Çıkan yapılandırma 7740 sayılı yapılandırma resmi gazetede yayınlandı. Şu anda SGK genelgesi bekleniyor. Bugün 13 Mart 2023 tarihinde bu programı yapıyorum. SGK genelgesi bekleniyor. Bu SGK Bağkur borçlarının yapılandırılması ile ilgili. Çünkü sistemlerin de buna göre açılması gerekiyor. Bu borçların yapılandırılması açısından. Tamam. Resmi gazetede yayınlandı. Şu anda genelge bekleniyor. Ama benim bu programı yapma sebebim buradaki Bağkurlu kişiler, Bağkur kaydı bulunanlar çok büyük hayal kırıklığına uğradılar arkadaşlar. Lütfen oturdum. Bu programı çekiyorum. Sizler için çekiyorum. Sizler de lütfen bakın bencil olmayalım arkadaşlar. Paylaşın ki bir kamuoyu oluşsun ve bu talepler, istekler bir yerlere ulaşsın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Gerçi ben şu an resmi gazetede yayınlandığı için değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi daha önce çıkmış olan yapılandırmalarda, af taksitlendirmelerinde gerek 2018'de gerek 2020'de 2021'de borçlar, Bağkur borçları silinmişti. Bağkur borçları ne şekilde siliniyor? Örnek veriyorum, af çıktı, yapılandırma çıktı. Kişi eğer ki bu Bağkur borcunu ödeyeceğim talebinde bulunmayacaksa, yani dilekçe vermeyecekse, yapılandırmayacaksa devlet otomatikman bu borçları siliyor. Ama siz bu günleri de kazanamamış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani bu günler sizin primleriniz silinmiş oluyor. İhya nedir peki? İhya arkadaşlar, silinen Bağkur borçlarının hepsinin ödenmesi anlamına geliyor. Yani sizin, örnek veriyorum, emeklilik açısından 500 güne ihtiyacınız var ya da 1000 güne ihtiyacınız var ve silinen Bağkur gününüz 2000. Yani siz silinen bütün günleri ödemek zorundasınız. İhya bu demek. İhya demek canlandırma demek. Yani daha önceden istemediğiniz, üzerini kapattığınız, yani örttüğünüz Bağkur primlerinin canlandırılması, ihyası anlamına geliyor. Şimdi bununla ilgili de bir beklenti vardı. Bu gelen af kanununda, yapılandırma kanununda Bağkur ihyası ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Siz ihyayı her zaman yapabilirsiniz. Yani şu an 2023 yılında ihya tutarı ne kadar? 115 TL. Yani ne kadar borçlanacaksanız çarpacaksınız. Artık 1 sene, 2 sene, 3 sene. Bir de şöyle bir konu var. Biliyorsunuz ki
1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle o tarihe kadar olan Bağkur borçları eğer ki taksitlendirme ve yapılandırma yapılmadıysa otomatikman silinmişti eğer ödenmediyse. Tekrar ediyorum, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan Bağkur borçları eğer ki o tarihlerde bir yapılandırma ve taksitlendirme talebinde bulunulmadıysa bunlar siliniyor, otomatikman siliniyor. Yani sistemden siz talep oluşturmadıysanız bu siliniyor arkadaşlar. İyice anlayabileceğiniz tarzda anlatıyorum. Şimdi ihya ne oluyor? Bütün sizin örnek veriyorum EYT'den dolayı olsun ya da normal emeklilik tarzında ki EYT ile normal emekliliğin de bir farkı yok ayrıca. Yani emeklilik zamanınız geldiyse ve gününüz eksikse şimdi biliyorsunuz ki EYT'de yaş şartı ortadan kaldırıldı. Yalnız yaş şartı ortadan kaldırılmasına rağmen birçok işverenin yani birçok Bağkurlunun da Bağkur borcu var. Bunlar hepsi bu yapılandırmayla gelen torba kanunla Bağkur borçlarının silineceğini düşünüyorlardı. Eğer ki primleri doluysa çünkü EYT'den olsun normal emeklilikten Bağkur borcu varsa başvuru yapamıyorlar arkadaşlar. Yani siz önce Bağkur borcunuzu ödemek zorundasınız. Çünkü ben birebir SGK ile de görüştüm. Eğer ki Bağkur borcunuz varsa dilekçenizi alır, emeklilik dilekçenizi alsa bile o borç olduğu için işleme alınmaz. Yani dilekçenizi alır ama sonradan ret yer. Öyle söyleyeyim. Yani işte benim sistemde Bağkur borcum vardı. Ben E-Devlet'ten başvurumu yaptım. Kabul edildi. Ya da işte sigortaya gittim. Aldılar. Arkadaşlar alırlar. Yani alırlar ama daha sonradan işleminiz döner. Yani sizin emeklilik başvurusunda bulunabilmeniz için Bağkur borcunuzun olmaması gerekiyor. Varsa da şu an çıkan yapılandırmaya göre ödemeniz, yapılandırmanız gerekiyor. Yani ödemeniz gerekiyor ki sistemde borç gözükmesin. Ayrıca peşin ödemelerde de ÜFE olarak hesaplanan gecikme zamlarının %90'ını silince, bakın faizlerin arkadaşlar, çoğu insan primle karıştırıyor. İşte diyor ki bizim primlerimiz torba yasa geliyor silinecek mi? Hayır. Prim silme yok. Bağkur'da prim silme yok. Borçlar yapılandırılacak. Ana prim yapılandırılacak. Faizler silinecek. Eskiden ne oluyordu? Eğer ki ödemediyseniz, yapılandırma yapmadıysanız otomatikman sistem siliyordu. Bu en son ne zaman yapıldı? Onun tarihini de söylüyorum arkadaşlar. 30 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. Yani bu şekilde. Onun bilgisini vereyim. Şimdi tabii ki Bağkurlular yani büyük yüzyılın yapılandırması işte çok büyük bir yapılandırma denildiği için böyle bir beklenti inanılmaz vardı arkadaşlar. Ve burada en çok esnaf kesimi zarar gördü. Çünkü biliyorsunuz pandemi vesaire birçok Bağkurlu yani Bağkurlu ne demek? Kendi işletmesini devam ettiren kişiler zar zor ayakta kalabildiler. Değil ki primlerini ödeyecek. Yeri geldi kiralarını ödeyemediler, elektriğini suyunu ödeyemediler ki primlerine sıra gelsin arkadaşlar. Çünkü hem Covid nedeniyle pandemide hem de diğer nedenlerle çok büyük mücadele verildi. Ekonomi de enflasyon da çok yüksek, elektrik maliyetleri yüksek ki birçok iş yeri imalattır, üretimdir, şeydir bunlar hep maliyetli olan durumlar ve kiralar da yüksek. Yani esnafın da Bağkurluların da bu borçlarını ödeyememesinin arka planında aslında yaşamış olduğu ekonomik zorluklar var. Yoksa örnek veriyorum çok rahat bir kazanç söz konusu olsa zaten ödeyecek. Neden? Zaten prime ihtiyacı varsa ödeyecek arkadaşlar. Yani şimdi burada bu yapılandırma evet çok geniş tutuldu. Vergi açısından da lütfen hem abone olun hem de lütfen takip edin. Çünkü çok ayrıntılı güzel programlar çekeceğim. Onu söyleyeyim. Şu an SGK genelgesi bekleniyor. Yani yarın gitseniz ben Bağkur borcumu ödeyeceğim. Yapılandırma yapın deyin. Şu an daha sistemler de açıkçası açılmamış durumda. SGK genelgesi evet resmi gazetede yayınlandı ama SGK'dan da genelge bekleniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi vereyim. Bugün itibariyle 13 Mart 2023 tarihindeyiz.
Şimdi burada büyük yapılandırmada Bağkurlu'ya çok büyük bir hayal kırıklığı geldi. Onu söyleyeyim. Prim borçları silinmiyor. Onu da mutabık kalalım. Yapılandırma Bağkur taksitlendirmesi 31.12.2022 tarihine kadar geçerli. Eğer daha önceden talepte bulunduysanız, silinmediyse yeniden bunları da yapılandırabilirsiniz. Ama silindiyse ne zaman silinmiş oluyor? 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan Bağkur borçları biliyorsunuz ki silindi. Eğer talepte bulunmadıysanız bu şekilde ve üfeye göre gecikme zamları hesaplanacak. Peşin ödemelerde faizlerin arkadaşlar burada ne söylediğime dikkat edin. Borçlar aynen yapılandırılacak. Faizleri silinecek. Bağkur'la esnafa bu şekilde. Yalnız EYT'den dolayı şimdi 1 milyona yaklaşan EYT'den dolayı, emeklilikten dolayı biliyorsunuz ki 3 Mart itibariyle EYT başvuruları başladı. Şimdi Bağkur borcu olanlar bekledi. Neden bekledi? Torba yasa çıksın, Bağkur borçlarımız silinsin, biz de başvuralım diye. Ama ne oldu? Bu hafta sonu yayınlanan resmi gazetede baktık ki Bağkur borç silme yok. Bağkur'un 31.12.2022 tarihine kadar yapılandırılması söz konusu. Faizlerinin %90'ını peşin ödemelerde üfeye göre silinmesi söz konusu. Ve ayrıca gerek 12 taksit, 18 taksit, 24 taksit, 36 taksit ve ilk defa da 48 taksit yani 4 yıla yayılan bir taksitlendirme söz konusu. Bu şekilde yapılandırma yapabilirsiniz Bağkur borçlarınızı. Eğer ki ödemediyseniz ama Bağkur borçlarının silinmesi yok ve Bağkur borcunuz olduğu takdirde de emeklilik için başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu borcu ödemek zorundasınız. Ayrıca şu anda da dediğim gibi 13 Mart 2023 itibariyle resmi gazetede yapılandırma af kanunu yayınlanmasına rağmen SGK genelgesi bekleniyor. Onunla ilgili bilgiyi vereyim dedim. İhya olarak da arkadaşlar İhya'yı her zaman yapabilirsiniz canlandırmayı. Günlük 115 TL ne kadar ihtiyacınız varsa İhya'da işte benim 3 dediğim gibi 300 gün 500 güne değil ne kadar Bağkur borcu sildirdiyseniz o kadar canlandırma yapıyorsunuz. Bu arada çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. EYT'den emeklilik için başvuru yaparken tabii ki bu Bağkur borçlarınızı öderken canlandırmalarınızı yaparken çok dikkat edeceğiniz bir konu var. Son 7 yıl. Son 7 yıl hangi nereden prim ödediyseniz hizmet süresinde bakın. Mesela bana şu soruluyor. İşte prim günün içinde son ödenen örnek veriyorum. Primin içinden son 3,5. Hayır. Hizmet süresi son 7 yılda hangi 4A, 4B hangisinde hizmet verdiyseniz, hangisinde çalıştıysanız oradan arkadaşlar emekli oluyorsunuz. Bu sefer hem Bağkur ihyanızı yaptınız hem de canlandırma yaptınız diyelim. Ya da işte Bağkur borcunuzu ödediniz. Son 3,5 yıla dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki bunun planlamasını ve farkındalığını dikkat etmeden yapar iseniz otomatikman SSK değil bu sefer Bağkur'dan emekli olursunuz. Bağkur'dan bu sefer ne kadar emekli olacaksınız? Ben size söyleyeyim. Bayanlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün. Kısmi emeklilikte de 5400 gün. Kısmi de biliyorsunuz bayanlar 58, erkekler 60 yaşı doldurmak zorunda. Şimdi SSK'da da 55 ve 60 yaş. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yani kısmi emeklilikte. Şöyle söyleyeyim. Yapılandırma, Bağkur taksitlendirmeleri sistem açıldığında, SGK genelgesi yayınlandığında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma, taksitlendirme, halk diliyle af devam edecek. Panik yapacak bir durum yok ama emekliliği bekleyen, emekliliğe hak kazanmış, Bağkur borçlarının silinmesini bekleyen kişilerde oturup artık bunun silinmeyeceği netleşti. Çünkü neden? Resmi gazetede yayınlandı. Bu saatten sonra ben silineceğini de düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü resmi gazetede yayınlandı. Ve resmi gazetede de hiçbir şey yok. İhya ile ilgili, Bağkur borç prim silinmesi ile ilgili bir şey yok. Ne var? 31.12.2022'ye kadar olan prim borçlarının taksitlendirilmesi
Ayrıca para cezalarının da üfeye göre işte peşin ödemeye göre ya da taksitlendirmeye göre taksitlendirme yapılacak. Bu bilgiyi vereyim dedim. Evet, Bağkurlular çok büyük isyanda. Bağkur silinmesini bekleyenler, Bağkur ihyası bekleyenler. İhya her zaman yapılabilir arkadaşlar. Bana bir iki soru gelmişti. İşte ben Aralık 2022'de ihya yapmıştım. Ödeyeyim mi, ödemeyeyim mi? Bekliyorum diye bir iki hafta önce ben de demiş yazmıştım. Hem derhal hemen ödeyin yani hiçbir şekilde. Çünkü neden? 2022 yılında yaptığı için daha düşük. Şimdi örnek veriyorum, 1 Temmuz'da asgari ücrete eğer ki zam gelirse enflasyon oranında, bu sefer bu tutarlar tekrar değişiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki geçen sene asgari ücrete gelen zamdan sonra hem primler, hem askerlik, analık borçlanması, çocuk borçlanması, yurt dışı borçlanması, bütün her şey gelen asgari ücret zammına göre bütün borçlanmalar, bütün ihya tutarları ve bütün prim tutarları değişir arkadaşlar. Burada çok kıymetli bir bilgi verdim. İlk taksit ödeme süresi de 30.06.2023 olacak. Bağkur taksitlendirmelerinde ilk taksit 30.06.2023 tarihi olacak. Son ödeme tarihi. Başvuru tarihi son 31 Bağkur borçlanma tarihi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bağkur borçlanması yapılandırılması, taksitlendirilmesi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar süresi var. Bilginiz olsun. İlk taksit ödemesi de 30 Haziran 2023 olacak. Bu şekilde bilgiyi de vermiş oldum. Dediğim gibi bazı daha önceden de yapılandıranlar da bazı kanunlara göre tekrar yapılandırabilecek, bunların koşulları var. Dediğim gibi bunlarla ilgili çalışma yapılır arkadaşlar. Ayrıca genel sağlık sigortası ile ilgili de bir soru gelmişti. İşte benim genel sağlık sigortası borcum var. Emekliliğime engel mi? Ben de ödeyin dedim. Şu arkadaşlar, GSS borcu olup emekliliğe başvuru yapabilir. Emekliliği bağlanır. Ama bu borç hazır yapılandırma varken yapılandırmasını, ana parasını ödemek zorunda. Dediğim gibi borç silinecek. Gelir testine başvuru yaptığı takdirde 30.07.2023 tarihine kadar sağlık sigortası borçları silinebilecek arkadaşlar. Ayrıca 31.08.2023 tarihine kadar da tamamen faizsiz ödenebilecek. Yani faiz silinecek. O şekilde söyleyeyim. Ödemek isteyenler de. Yani genel sağlık sigortası borcu olanlar emeklilik için başvuru yapabilir. Ama dediğim gibi genel sağlık sigortası arkadaşlar, dijitale geçtik. Bir ilaç almak istiyorsunuz, bir şeyden faydalanmak istiyorsunuz. Bu borçlar hep işte e-hacizler oluyor. Hep karşınıza çıkıyor. Hazır yapılandırma çıkmışken genel sağlık sigortası ile ilgili ayrı bir program yapacağım. O borçlanmalarınızı da ödeyin ve faizlerin silinecek tarzda da ödemelerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi yeniden gelir testine tabi tutulursanız komple sildirebilirsiniz de. Bu şekilde gene bununla ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim. Dediğim gibi amacım doğru bilgiyi vermek arkadaşlar. Sizden ricam lütfen bu çekmiş olduğum videomu paylaşmanızı. Bakın, emek harcıyorum, zaman harcıyorum. Bu kadar zor olmamalı. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz açısından ve daha fazla kişinin, çok zor değil arkadaşlar. Yani çiçek böcek her şeyi paylaşıyorsunuz. Yani gereksiz bir sürü paylaşım var. Yani yanlış anlamayın, bana çok saçma gelen şeyleri paylaşıyorsunuz ama bizim emeklilik olsun, hayati derecede çok önemli programlar yapıyorum. Mesela ben onları görüyorum, yani kimin paylaşıp kimin paylaşmadığını. Çok önemli bir bilgiyi yani paylaşılmıyor arkadaşlar. Bu kadar duyarsız olmayalım. Bakın, ben oturup bu programı yaptıysam, bu duyarlılığı gösterdiysem, lütfen sizler de bu duyarlılığı gösterin. Hem abone olun, hem beğeni yapın, hem de güzel haberlerinizi bekliyorum. Dediğim gibi Bağkur borcu silinmediği için maalesef güzel, müjdeli şekilde bir başlangıç yapamadım arkadaşlar. Gerçekten çok kişi mağdur oldu. Çok kişi bu borçların silinmesini bekliyordu. Sadece gelen taksitlendirme ve af oldu. İhya da dediğim gibi
2023 yılı günlük 115 liradan ne kadar ihtiyacı varsa arkadaşlar. Bu sefer bu borçlanmaları yaparken de son 3,5 yıl eğer bunları Bağkur'dan yaparsanız erkeklerde emeklilik 9000, bayanlarda 7200, kısmi emeklilikte yaş 60, biliyorsunuz ki erkeklerde, bayanlarda 58, bu sefer 5400 günden emekli olursunuz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hayırlısı hakkımız arkadaşlar.